Hanımlar beyler, işte üçüncü yarışmacımız masada, Necla Hanım. Bakalım önceki iki yarışmacımızla nasıl baş edecek. Necla Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Ne sizler? Var, çok sağ olun. İyilik güzellik diyelim. Bir hastalık serüveninden çıktım. Çok geçmiş olsun. Yolunda mı şimdi? Yoluna girmeye çalışıyor, gücü toparlamaya çalışıyor. Tabii zor oluyor, evet, çok bazen. Zor. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? tarih öğretmeniyim. Evet. Ama tarih 1,5 senedir yapmıyorum. Yani evet. Öğretmenlik yapmıyorum. Bir kamu okulunda sosyal bilgiler öğretmenliği yapıyorum. Peki iddialı mısınız? Kelimeleri severim ama şu an yani binlerce kelime arasından ne geleceğini tabii ki tahmin edemiyorum. Evet. Umarım şu an şansım yanımdadır. Peki harika. O zaman biraz rahatladık gibi. Ne diyorsunuz? Umarım, ufak ufak başlayalım mı? İnşallah. İlk 4 harflilerle başlıyoruz biliyorsunuz. Sizin 4 harfli ilk kelimeniz... Arapça kökü. Evet. Soruları mı gördünüz? Tahmin etmek çok zor değil. Neden ya? Hep mi Arapça kökenli soruyoruz? Bugün için. Vallahi basit. Bağlaç. Çok da sık kullandığınız bir bağlaç geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Hazırsanız hanımlar beyler ilk soru geliyor. Demek oluyor ki anlamında kullanılan bir bağlaç. Demek oluyor ki. Dahi. Ne efendim? Dahi. Yok. Dahi zaten bu anlamda kullanılmıyor. Öyle ki. Demek oluyor ki. Sözün kısası anlamında da. Kısalasa. Hayır. Harf alayım. Harf verelim efendim. Gayet doğru bir karar. Yani. Yani doğru cevap. Zaten şöyle oluyor, bu kökenini söylememiz aslında yardımdan çok... Zorluyor. Evet, sanki sizi kelimeden uzaklaştırmaya yarıyor yani. Gibi. Yani. Efendim ikinci 4 harfli kelimemiz Arapça kökenli. şu şekilde sorusu, buyursunlar. Nicelik, nitelik, erdem gibi bakımlardan en üstün olan Ali... Bir harf alayım. Verelim efendim. Ulvi. Ulvi doğru cevap. 15 harf alabiliyorsunuz. Hı hı. Kaldı 13 harf. Tamam. 15 harfin hepsini alırsanız 13. da 3 saniye arttırmanız evet. gerekiyor. Yani bu zaten rahatça gidebileceğimiz bir bilgi diye tahmin ediyorum. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Efendim 5 harfli ilk sorumuz... Arapça kökenli, dalga geçer gibi. Hanımlar beyler, işte sorusu. Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, çöl. Vaha değil, vadi değil. Yok. 4 harfli, çöl. Dünyanın en büyük... Sahra. Ne? Sahra. Sahra doğru cevap. Evet, 5 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakın nasıl da geliyor. Buyursunlar, sorusu şu şekilde. Taş veya mermerden oyma mezar. Taş veya mermerden oyma mezar. Lahit. Ne efendim? Lahit. Lahit doğru cevap. siz butona bastığınızda şöyle duruyorsunuz ya. Ben hıçkırdınız sandım. O yüzden sonra dedim ki herhalde hıçkırmadı, butona bastı. Onu fark etmemişim ben, o yüzden tamam. Şey yaptım, kusura bakmayın. 6 harfli ilk kelimemiz geliyor. Sorusu şu şekilde. Polisiye olay veya olaylar. Macera gibi değil. Sizin için macera olabilir ama pek değil. Bir harf alayım. Bir harf verelim efendim. Vakay. Gibi bir şey. Vukuat. Evet, vukuat. Oo, biz burada hem kelime polisleri yukarıda, ben burada, biz ipucu için yanıyorduk burada bunu. Tabii ama hiç gerek kalmadı, harikulade. 6 harfli bir diğer kelimemiz geliyor. Kendisi Türkçe efendim. İşte sorusu. Kurallı olmayan cümleleri niteleyen söz. Devrik. Devrik doğru cevap. Diyebildi. İnanılmaz. Efendim 7 harflilere geçtik. Arapça kökenli bir kelime geliyor. İşte sorusu.
İki şey arasında ilişki sağlayan bağ, bağlantı. Bağlantı. Bağlantıda kalalım. Kontakt. Kontak değil. Değil. Harf alayım. Harf verelim. Bağlantı. T dedi. Koparmayalım denir. Hani bağlantıyı koparmayalım. Bağlantıyı koparmayalım. Bağlantı kuruyoruz. Houston, bağlantı kuramıyoruz. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alalım. İrtibat. İrtibat doğru cevap. Harikulade. Geldik yarışmanın tam ortasına. 3200 puandasınız. 1.56 süreniz var. 10 harf daha alabilirsiniz. O 10 harfi alırsanız 3 saniye arttırmanız gerekecek. Ama siz zaten saniyeleri arttırırsınız diye tahmin ediyorum. Fena gitmiyoruz. Sizce nasıl? Yani bildiğim kelimeleri açıkçası hani harf alıyorum ya. Evet. O biraz kötü tabii. Bence çok tatlı gidiyoruz. İnşallah nazar değmez. Öksürüp burada kendinizi yere atmazsanız bence son soruya kadar rahat rahat geleceğiz diye düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. 7 harfli ikinci kelimeniz geliyor efendim. Kendisi yine Arapça kökenli. Ben bunu demesem mi artık? Buyursunlar. Görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa gitme hali. Hoşa gitme. Evet. Beğenme. Harf aldım. Dün harf almıştı tam o sırada. Parmağı sıkıştı araya. F geldi. Görünüş, durum, konuşma, davranış. Evet. Hoşa gitme hali. Evet. İltifat değil. Yani aklıma gelen ne diyeyim? Böyle ince, hoş, albenili olma. Albenili. Leydilik okullarında öğretilir. Zarafet. Zarafet doğru cevap. Efendim 8 harfli ilk kelimeniz birleşik bir kelime. Bakalım nasıl geliyor? Mecazi anlamda çözülmesi hemen hemen imkansız olan sorun. Hemen hemen. Harf alayım. Harf verelim efendim. Mümkünatı olmayan. Evet. Çözülmesi zor. Evet. İmkansız. Gibi. Çözümsüz. Yani. Çözümlenemeyen. Yani. Ha, çözülmesi orada vermişsin. Evet. Zaten. Yani mecazi anlamda şey yapıyoruz ama gerçekten bunu normalinde de çözmeye çalışırız. Kör düğüm. Kör düğüm doğru cevap. Tebrikler. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz Farsça kökenli. Bakalım sorusunu nasıl geliyor? Hamamda örtünmek için kullanılan ince dokuma. Peştemal. Ne? Peştemal. Peştemal doğru cevap. Efendim 9 harflilere geçmeyelim mi? Geçelim. 1 dakika 7 saniyemiz var. Daha 8 harf daha alabiliriz. 5300 puanımız var. Çok iyi gidiyoruz. Maşallah diyor ve devam ediyoruz. 9 harfli ilk kelimemiz Arapça, Farsça karması. Efendim şöyle geliyor. Birinden gördüğü iyiliğe karşı kendini borçlu sayan gönül borçlusu. Gönül borçlusu. Evet. Ben bunun için size gönül borçlusuyum. Harf alayım. Harf verelim. T diyor. Bir harf daha. Bir harf daha alalım. Ne diyor? Gönül borçlusu. Hakkımı veren Hüda'dır. Kula ne eylemem? Minnet. Evet. Minnet etme. Yok yani minnet doğru. Gönül borçlusu yani minnet. Durdurdum. Durdurdunuz çünkü 12 saniyemiz var. Minnet. Evet. Minnettar. Minnettar efendim. Minnettar doğru cevap. Harikulade. Tebrik ediyoruz. 12 saniyemiz var. Bundan sonrası efendim artık 3 sorumuz kaldı. 3 sorumuz kaldı.
Buton. Böyle tamam. Butonla geçecek ömrümüz. 9 harfli ikinci kelimemiz mastarla bitiyor. Buyursunlar. Bir şeyin içinden gereksiz veya istenmeyen taneleri ayırıp çıkarmak. Ayıklamak. Ayıklamak doğru cevap. Geçtik mi 10 harflilere? Kaldı mı 8 saniye? Ay stres yükleniyor. 6800 evet. puandayız. Bakalım neler olacak? Son 2 soru. Efendim 10 harfli ilk kelimemiz 2 kelimeden oluşuyor. Türkçe ve mastarla bitiyor. Daha ne diyeyim? Kelimeyi mi söyleyeyim? Necla Hanım değil mi ama? Sorusu şu şekilde. Nasihat etmek. Harf alayım. Harf verelim. Nasihat etmek. Nasihat etmek. Nasihatın diğer adı. Nasihat. Ne vermek? Hah. Güzel gittiniz. Vermek. Vermek. Evet. Sayıyor. Evet. Ne vermek? Nasihat etmek. Vermek iyiydi orada sanki. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Hay Allah, günde kaç kere yemek yeriz? Onlara ne deriz? Onlar her biri nedir? Orada sesten belki giderdi. Puh be! Öğüt vermek. Üzgün alkış geliyor sevgili alkış severler. Gördünüz mü neler yaşandı? Evet. Yani Necla Hanım. Öğüt vermek ki yani bilindik evet. bir şey. Evet ve sizin muhtemelen derslerde arada öğrencilerinize sıkça yaptığınız bir şey. İşte evet. bakın yine olanlar oldu sevgili izleyenler. Sağ Vay olsun. Be. Bundan sonrası diyeceğim bir tane soru. Bir tane. Bundan sonra bir tane soru var. Evet. Efendim 10 harfli ikinci ve son sorunuz geliyor. Birleşik kelime ama kendi memleketinde birleşip bizim dilimize gelmiş. Burada birleştirmemişler yani. Beraber gelmişler. Birleşik kelime tamam. Aynen. Efendim buyursunlar sorusu da şu şekilde geliyor. Ucu bucağı olmayan sonsuz anlamında Farsça, Arapça karması bir söz. Uçsuz bucaksız değil. Evet. Ucu bucağı olmayan. Evet. Sonsuz. Evet. Ya Asaf Bey hani bir habere yanlış bir başlangıç yapmıştı ya öyle başlıyor gibi düşünün. Hatırladınız mı? Ma haber dedi kendisi bir habere. Ma demedi de yine öyle bir şey dedi. Ucu bucağı Na dedi. Yani sonsuz. Na hari. Ay ay. Mahrem olmayana ne denir efendim? Na mahrem. Na. Na. Na mütenahi olacaktı. Yine üzgün alkış. Üçüncü yarışmacımızı da son soruda üzgün alkışla karşıladık. Necla Hanım çok iyi gittik. Belki bir daha gelirsiniz. İnşallah, o zaman sonuna umarım. Kadar cayır umarım. Cayır yarışırız. Umarım. Necla Hanım alkışlarla sandalyesini alırken günün son yarışmacısını, dördüncü yarışmacısını da buraya alıyoruz.